Yani gebeliğin kaybedilmesi gebeliğin en sık komplikasyonudur. Yani bir gebenin başına gelebilecek en sık şey maalesef gebeliğini kaybetmesidir. E, eski yıllarda yani gebelik tespitinin tuhaf şekilde yapıldığı yıllar diyelim buna. E, biz yani insanoğlu sadece büyük haftalara gelen gebelikleri gördüğü için e, düşük oranı son derece e, gerçekten minimal bir seviyedeydi. Ama son yıllarda özellikle hani kanda gebelik testinin çok kolay ve pratik olması nedeniyle biz o saptamadığımız saptayamadığımız çok sayıda aslında gebeliğin kaybedildiğini tespit ettik. Bu bilgilerle beraber eee %70 denilebilir ki meydana gelen 100 gebeliğin 70'i kaybedilmektedir ve büyük bir grubu henüz bir kese görüntüsüne ulaşamadan Adetin birkaç gün geçmesiyle beraber biraz daha şiddetli bir adet olacak şekilde kaybedilmektedir. Mesela hastamız o dönem bir gebelik testi yapsa çok düşük seviyede aslında gebe olduğunu öğrenecektir. Bu nedenle son yıllarda daha çok gebeliği erkenden tespit ettiğimiz için aslında düşüğün arttığı gibi bir yoruma gidiliyor. Oysa ki bu böyle değildir hala benzer oranda gebelik kaybedilmektedir Biz bunları yeni yeni tespit etmekteyiz. Gebelik kayıp oranı yıllar içerisinde değişmemektedir.